Bu videoda sizlere sadece Canva kullanarak para kazanabileceğiniz 5 işe yarar fikir vereceğim. Kumbara'ya hoş geldiniz. Kanalımda her hafta internetten gerçekçi para kazanma yöntemlerini detaylı bir şekilde anlattığım videolar yayınlıyorum. Bu videoların konularını yıllardır edindiğim deneyimler sonucunda seçiyorum. Yöntemleri önce kendim deneyip sonra sizinle dürüst bir şekilde paylaşmaya çalışıyorum. Yalan yanlış ve işe yaramayan yöntemler sunarak ilgi çekmek yerine sizlerle dürüst bir topluluk oluşturmak en büyük hayalim. Bu topluluğun bir parçası olmak ve haftalık videolarımı kaçırmamak için abone olmanızı tavsiye ederim. Geçelim video. Canva, son yıllarda görmüş olduğum en başarılı görsel düzenleme ve aynı zamanda video düzenleme sitesi. Öyle ki Photoshop gibi profesyonel programlarla yarışabilecek seviyede. Ayrıca kullanımı da inanılmaz derecede basit. İster bilgisayarınıza indirmenize gerek kalmadan tarayıcınız üzerinden kullanabiliyorsunuz, isterseniz de mobil veya masaüstü uygulamalarını da indirip istediğiniz her yerde Canva ile çalışabiliyorsunuz. Canva'nın en büyük avantajlarından bir tanesi içerisinde yüzlerce ve hatta ücretli versiyonunda yüz binlerce şablon ve görsel içerik bulunduruyor olması. Bu şablonlar sayesinde istediğiniz amaca uygun olarak çok kısa sürelerde görseller veya videolar hazırlayabiliyorsunuz. Canva'daki şablonlar o kadar çeşitli ki ister özgeçmişini ister markanızın logosunu ister okulda yapacağınız bir sunumu ya da TikTok videonuzu, poster ve afişlerinizi kart vizitlerinizi ve aklınıza gelebilecek her şeyi oluşturabilirsiniz. İşte Canva'nın sunmuş olduğu bu geniş çeşitlilik sayesinde para kazanabileceğiniz 5 harika fikir vermek istiyorum sizlere. İlk fikirle başlayalım. Birinci fikir Canva'nın YouTube thumbnail şablonları ile YouTuberlar için küçük resimler oluşturmak ve bunu satmak. Biliyorsunuz YouTube içerik üreticileri için YouTube videolarının küçük resimleri çok önemli. Çünkü YouTube'da gezinen herhangi bir kişinin bir videoya tıklamasındaki en önemli unsur o videonun küçük resmi yani thumbnail'ıdır. Dikkat çekici küçük resimler her zaman kötü bir küçük resme sahip videolardan daha fazla izlenir. Ancak YouTube içerik üreticilerinin çoğu bu konuda bilinçli ve becerikli değil ya da bu video görselleriyle uğraşmak istemiyorlar. Bu nedenle kendi thumbnail'larını oluşturmak yerine bu hizmeti veren kişilerle çalışmayı tercih ediyorlar. YouTube thumbnail'larına ihtiyaç duyan içerik üreticileri, YouTube videoları için küçük resim üreten kişileri, Fiverr gibi benim de daha önceden bahsetmiş olduğum ve bünyesinde freelancer yani serbest çalışan sizin bizim gibi insanlar bulunduran mecralarda buluyorlar. Gördüğünüz üzere Fiverr'da bu işi yapan ve binlerce sipariş alan onlarca hesap var. Buradaki çalışanlar sipariş başına 5 dolar ile gördüğünüz gibi 20 dolar arasında para kazanıyorlar. Kabaca bir hesap yaparsak, örneğin bu hesap en az 650 tane sipariş almış ve sipariş başına en az 20 dolar kazanmış. 20 dolar çarpı 650 eşittir. 13 bin dolar. Fiverr'da nasıl ilan açacağınızı kısaca anlattığım videoya şu an sağ üstte görmekte olduğunuz kartlar kısmından göz atabilirsiniz. Ama önce gelin Canva'da nasıl YouTube küçük resimleri oluşturulur buna bakalım. Videonun başında söylediğim gibi Canva'da onlarca şablon bulunuyor. Bu şablonların sayısı ücretsiz versiyonda biraz kısıtlı olsa da yine de işinizi görecektir diye düşünüyorum. İşleriniz arttıkça Canva Pro'ya geçip sınırsız ve sürekli güncellenen şablonları kullanarak işinizi büyütebilirsiniz. Bir YouTube küçük resmi oluşturmak için Canva'nın ana sayfasındaki arama kısmına YouTube küçük resmi yazıyoruz. Çıkan sonuçlarda birçok konu hakkında oluşturulmuş hazır şablonları görebilirsiniz. Bu şablonlardan size Fiverr'dan gelen siparişin video kategorisine göre bir tanesini seçip düzenleyebilir ve siparişinizi teslim edebilirsiniz. Gelin sizinle kısa bir örnek yapalım. Örneğin şu an izlediğiniz bu videonun küçük resmini birlikte oluşturalım. Öncelikle kendime bir şablon seçiyorum. Bence bu yeterince ilgi çekici bir şablon. Şimdi şablonu kendi video konumla ilgili olarak düzenleyeceğim. Öncelikle sağ taraftaki para tutan kadını çıkartıp yerine kanvanın logosunu koymak istiyorum. Var olan fotoğrafın üzerine tıklayıp silme tuşuna basıyorum. Sol taraftaki Elements menüsünden kanva yazıp aratıyorum. Kanva logosuna bir kez tıklıyorum ve seçtiğim logo şablonuma geliyor. Logoyu köşelerinden çekerek istediğim boyutta büyütüyorum. Daha sonra sol taraftaki yazıyı 5 para kazanma fikri şeklinde değiştiriyorum. Sağ üstten paylaş ve ardından indir seçeneğine tıklayarak tasarımı indiriyorum İşte bu kadar basit. Örneğin size bir müzik videosu ile ilgili sipariş gelirse hoşunuza giden bir müzik şablonu seçerek Fiverr'dan aldığınız siparişleri tamamlayabilirsiniz. Şimdi geçelim ikinci para kazanma fikrine. Canva ile para kazanabileceğiniz ikinci yöntem ise YouTube için introlar veya video sonları hazırlamak. Canva sadece görsel değil aynı zamanda video oluşturmanıza da imkan veren bir web sitesi olduğu için bu işi de kolaylıkla yapabilirsiniz. Öncelikle tabii ki yine Fiverr'da bir ilan oluşturmanız gerekiyor. İlanınızı oluştururken hali hazırda var olan ilanlardan ilham alabilir. Fiverr arama kısmına YouTube Intro yazarak var olan ilanları görebilirsiniz. Gördüğünüz üzere yine binlerce sipariş alan birçok freelancer mevcut. Fiverr'da ilanınızı oluşturdunuz ve ilk siparişini aldınız diyelim. Ve diyelim ki introsunu yapmanız gereken kanal bir müzik kanalı olsun. Hemen kanmaya gidip YouTube Intro müzik şeklinde bir arama yapıyoruz. Buradan hoşuma giden bir şablonu seçtim ben. Şablonu seçince bir düzenleme ekranı geldi tabii ki. Seçmiş olduğum şablonun orijinal hali bu. Şimdi ben bunu kendi kanalıma göre düzenleyeceğim. Öncelikle buradaki müzik channel yazan kısma etkili para kazanma yolları yazıyorum. Ardından Maxwell yazan yere kumbara yani kanalımın ismini yazıyorum. Sizler Fiverr'dan aldığınız siparişe göre bunları değiştirebilirsiniz. Videonun bitiş kısmına ise izlediğiniz için teşekkürler yazıyorum. Birazcık genişletiyorum ve ortalıyorum. Buradaki fotoğrafı kaldırıyorum. Şimdi bakalım nasıl olmuş. Bu aradaki kesinti indirdiğimizde kaybolacak tabii ki. İndirmek için sağ üstten share diyorum. Download diyorum ve MP4 olarak tekrar download'a basıyorum ve videonun inmesini bekliyorum. Arkadaşlar intro ve outro indi. Şimdi hemen bir bakalım. Gayet güzel olmuş. İsterseniz bu intro ve outro'ya buradaki audio kısmından müzik de ekleyebilirsiniz. Şimdi YouTube'da telif olmasın diye buradan ben müzik çalmayacağım. Ama sizler buradan ekleyebilirsiniz sol taraftaki audio menüsünden. Kanvayla para kazanabileceğimiz üçüncü yöntem ise görsellerin arka planını silerek insanlara satmak. Bu basit işlem için bile Fiverr'da bir sürü ilan olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Örneğin buraya İngilizce olarak background... Removal yazıyorum. Gördüğünüz gibi sadece resimlerin veya fotoğrafların arka planlarını silmek için bile insanlar deli gibi siparişler alıyorlar. Deli gibi siparişler veriyorlar. Örneğin sadece arka plan silmek için bir fotoğraf başına 15 dolar kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada en az 100 tane sipariş almış bu arkadaşımız. Ya da göreceğiniz üzere burada 630 tane sipariş almış bir arkadaş. Ve sipariş başına 20 dolar kazanmış. Ya da binden fazla sipariş alıp sipariş başına 5 dolar da kazanabilirsiniz. Şimdi size bu çok basit olan işlemi Canva'da nasıl yapacağınızı göstermek istiyorum. Öncelikle boş bir tane tasarım açtım. Ben buraya kendi logomu yüklemek istiyorum. Gördüğünüz gibi buraya kendi logomu daha önceden yüklemiştim ve büyütüyorum. Büyütmeseniz de olur. Şimdi arka planı yani bu siyah arka planı silmek için sadece üzerine tıklıyorum. Sol üstten Edit Image diyorum ve buradan BG Remover yani Background Remover arka plan silici tıklıyorum arkadaşlar ve sadece bekliyorum. Gördüğünüz gibi 5 saniye içerisinde arka plan silindi. Daha sonra sol alt taraftan Apply tuşuna basarak bunu onaylıyorum. Apply tuşuna basarak kaydettikten sonra sağ üst taraftan Share diyebilir. Sonra buradaki Download seçeneğine bastıktan sonra PNG'nin seçili olmasına özen göstermelisiniz. Ve buradan mutlaka Transparent Background'ı seçerek arka planın şeffaf, transparan bir şekilde inmesini sağlamalısınız arkadaşlar. Aldığınız siparişleri Canva'ya atıp buradan tek tıkla arka planlarını silip indirip daha sonra Fiverr'daki müşterilerinize teslim edebilirsiniz. Böylece kolay yoldan para kazanabilirsiniz Canva sayesinde. Yalnız bir şey hatırlatmak istiyorum. Arka plan silme özelliği Canva'nın yalnızca Pro kullanıcılarına yani Premium kullanıcılarına verdiği bir özellik. O yüzden ücretsiz versiyonunda bunu yapamıyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Şimdi geçelim Canva'dan para kazanmanın dördüncü yoluna. Şu para kazanma yöntemimiz ilk üç yöntemde kullanmış olduğum şablonların ta kendisini kendimiz oluşturmak ve bu şablonları satmak. Burada ne demek istiyorum arkadaşlar? Örneğin burada bir Instagram postu hazırlamak istiyoruz. Arama kısmına Instagram post yazıyorum ve gördüğünüz gibi bir sürü şablon çıktı. Örneğin fitness ile ilgili olarak böyle bir şablonumuz var. İşte bazı reklam kampanyaları ile ilgili farklı farklı şablonlar var. Ee, biz de bu şablonları hazır olarak kullanmak yerine kendimiz bir şablon oluşturabiliriz arkadaşlar ve bunları Fiverr'da veya Etsy gibi yerlerde satabiliriz. Bunları insanlar neden alıyor? Çünkü e, Instagram'da sürekli post paylaşmak, gönderi paylaşmak durumunda olan özellikle influencerlar veya ajanslar böyle şeylere ihtiyaç duyabiliyorlar ve kanvada yüz binlerce şablon olsa bile herkes kalmaya sahip olmayabiliyor veya daha özgün daha orijinal olmak için kendilerine özel olarak üretilmiş şablonlardan satın almak istiyorlar. Bu şablonları ise boş bir tasarım sayfası açarak istediğimiz şekilde oluşturabiliriz arkadaşlar. Bir örnek olarak sizlerle bir indirim postu hazırlamak istiyorum indirim şablonu hazırlamak istiyorum. Öncelikle boş bir tasarım açtıktan sonra sol taraftan background seçeneğine geliyorum. Buradan tasarımımız için bir arka plan seçmek istiyorum. Örneğin Instagram'ında renklerine uygun olarak bunu seçiyorum. Daha sonra sol taraftan text kısmına gidiyorum. Örneğin bir indirim şablonu hazırlayalım. Buradan indirim anlamına gelen sale yazısını seçiyorum. Burada çok ilgi çekici olması için 3 kere yazmışlar. Ee, bunu birazcık küçültüyorum arkadaşlar. Ortalıyorum. Daha sonra bir yazı daha seçiyorum. Burada da indirim oranını belirleyecek bir yazı olsun istiyorum ve ben buraya ee, atıyorum 25 yazıyorum. %25 yazıyorum ve bunu da birazcık şöyle yan çeviriyorum daha sonra buradan belki daha da ilgi çekici bir şey bulmak için indirim anlamına gelen discount yazıyorum. Örneğin böyle bir etiket tasarımı buldum. Bunu da %25'in yanına atacağım. Hatta belki 25'i bunun içine de koyabiliriz. Neyse önemli olan böyle bir şablon oluşturmamız arkadaşlar. Daha sonra diyelim ki bu indirim şablonlarından 10 tane oluşturdunuz. Bunlara her birine gelip share diyoruz ve buradan download kısmına bastıktan sonra PDF olarak burası önemli. PDF print olarak indiriyoruz arkadaşlar. Fiverr'dan veya Etsy'den bize sipariş geldiği zaman e, bu şablonlarımızı, template'lerimizi almak isteyenler olduğu zaman indirmiş olduğumuz bu PDF dosyalarını direkt olarak müşteriye gönderebilirsiniz. Ancak Fiverr'da veya Etsy'de ilan açarken bunların kanva şablonları olduğunu belirtin. Çünkü bu indirilen PDF'leri tekrardan Canva'ya yükleyip satmış olduğunuz müşteriler düzenleyebilirler. Canva'dan para kazanmanın dördüncü yöntemi de buydu. Sırada 5. ve son yöntemimiz var. Canva'yla bize para kazandıracak 5. yöntem ise benim takipçilerimin yakından da bildiği Tişört tasarlayıp satmak arkadaşlar. E, bunu yapmak için yine Canva'daki hazır şablonlardan faydalanabiliyoruz. Arama kısmına tişört yazıyorum. Buradan tişörtü seçiyorum ve karşıma bir sürü şablon çıkıyor. Ancak ben tişörtlerimin özgün ve orijinal olmasını istediğim için buradaki şablonları kullanmak yerine kendim bir tişört oluşturmak istiyorum. O yüzden buradaki boş şablon seçeneğine tıklayarak devam ediyorum. Arkadaşlar her ne kadar boş şablon oluştursam da sol tarafta bana bazı fikirler önermeye devam ediyor Canva ki en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi bu Canva'nın. Örneğin burada çok güzel bir gördüğünüz gibi fotoğraf eskizi, fotoğraf makinesi eskizi var. Ee, bunu istediğim gibi kullanabiliyorum. Canva'da eğer özellikle pro kullanıcısıysanız herhangi bir telif sorunu olmuyor. Ee, örneğin şöyle bir tişört tasarlayalım. Bu Ben buradan bir fotoğraf eskizini buldum. Karşıma çıktı tesadüfen ve aklıma şöyle geldi. Şu fikir geldi. Ee, sanki birinin fotoğrafını çekiyormuş gibi ona gülümse dediğimizi hayal ediyorum. Ee, örneğin tişört giyiyorsunuz. Üzerinde fotoğraf makinesi var ve altında gülümse yazıyor İngilizce ya da peynir yazıyor. Belki böyle bir şey yapabiliriz. Şimdi bu tasarımı seçtikten sonra arkadaşlar sol taraftan text kısmına geliyorum. Buradan hoşuma giden bir fontu seçebiliyorum. Örneğin şuradaki thank you yazan yazıdaki font hoşuma gitti. Bunu üzerine tıklayarak şablonumu atıyorum ve Cheese yazıyorum. Şuradaki U'yu siliyorum. Cheese'in sonuna bir ünlem işareti koyuyorum. Bunu birazcık aşağıya indiriyorum. Şu fotoğraf makinesini birazcık küçültüyorum. Ve ortalıyorum. Cheese'i biraz yukarıya alıyorum. Ee, arkadaşlar şimdi bizler bunları... Redbubble, Teepublic, Teespring gibi tişört satma sitelerine koyacağımız için arka planın şeffaf olması gerekiyor. O yüzden ben burada arka plana tıklıyorum ve silme tuşuna basıyorum. Gördüğümüz gibi beyaz oldu ve bizim fotoğraf makinemiz de beyaz olduğu için burada gözükmüyor ancak indirdiğimizde gözükecek. Bu tasarımı indirmek için sağ üstten Share butonuna basıyorum, Download diyorum. PNG'nin seçili olmasına özen göstererek buradan Transparent Background seçeneğine basıyorum. İsterseniz eğer pro kullanıcısıysanız buradan boyutu da arttırabilirsiniz ki ben öyle yapacağım. Boyutu arttırdım. Buradan download seçeneğine basıyorum. Tasarımım inerken ben de Redbubble'a en sevdiğim tişört tasarlama sitesi olan, tişört satma sitesi olan Redbubble'a giriyorum. Buradan hesabıma giriş yapıyorum. Hesabıma giriş yaptıktan sonra sağ taraftan logoma geliyorum. Buradan add new work diyorum. Daha sonra upload new work seçeneğine basarak az önce indirmiş olduğum tasarımı buraya yüklüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tasarımı yükledim arkadaşlar. Burada istediğim başlığı koyabilir. İstediğim etiketleri koyabilir ve istediğim açıklamayı buraya yazabilirim. Şimdi gördüğünüz gibi hala arka plan beyaz olduğu için tişörtler gözükmüyor. Bunu da nasıl hallediyoruz? Zaten geçmiş Redbubble videolarında size bahsettiğim üzere takipçilerin bunları nasıl kullanacağını biliyordur. İsterseniz tüm tişörtlerin rengini, tüm tasarımların rengini buradan topluca da değiştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi neredeyse hepsi siyah oldu arkadaşlar. Buradan boyutları ayarlayıp aşağıdan kaydedebilirsiniz. Bunu istediğiniz herhangi bir tişört satma sitesine yükleyebilir ve para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Burada Canva'nın avantajı tabii ki de bizlere belki de on binlerce, yüz binlerce e, tasarım fikri sunuyor olması. Örneğin ben bu fotoğraf makinesini kendim çizmek yerine gidip Canva'dan alabiliyorum ve hiçbir telif hakkı problemi de yaşamıyorum. Sadece burada bir uyarı yapmak istiyorum. Canva'nın telif haklarında açıklıkla belirttiği bir şey var. O da şu. Canva bizlere diyor ki tasarımlarımı, şablonlarımı kullanabilirsiniz ancak birebir kullanmayın. Örneğin şuradaki Cat Lovers seçeneğini aldınız ve direkt olarak indirdiniz ve paylaştınız. Canva buna karşı çıkıyor ve bu konuda tişört satarken başınız ağrıyabilir. Buna dikkat etmenizi öneriyorum. Bunun dışında eğer Canva Pro almak isterseniz açıklamalar kısmına bıraktığım linkten Canva Pro'yu satın alabilirsiniz arkadaşlar. Aşağıdaki linkten aldığınız takdirde %10'luk bir indirim kazanmış olacaksınız. Söylediğim gibi bu başlarda gerekli olmayabilir ancak ilerleyen zamanlarda daha orijinal, daha özgün işler yapmak isterseniz ve daha orijinal işlerle Fiverr'dan daha da fazla müşteri çekmek isterseniz Canva Pro kesinlikle size tavsiye edebileceğim bir program. Biliyorum Türkiye'de böyle şeylere para vermek çok adetimiz değil ancak ben kaz gelecek yerden tavuk esirgenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle kendimize bir pasif gelir modeli oluşturuyorsak böyle harcamalardan kaçınmamalıyız. Çünkü unutmayın ki Burada ödeyeceğimiz 50 liralık bir aylık ücret, aslında Fiverr'da veya tişört satarken kazanacağımız yaklaşık 4 dolara falan denk geldiği için, malum Türkiye şartları. Yine de son karar sizin tabii ki. Evet, bugün Canva'yı kullanarak yapabileceğiniz 5 adet iş fikrinden bahsettim. Umarım vermiş olduğum fikirler işinize yarar ve siz de internetten para kazanmaya başlayabilirsiniz ve en önemlisi umarım kendinize bir pasif gelir modeli oluşturur ve uyurken, işte başka bir yerlerde hiçbir şey yapmayarak para kazanmaya devam edebilirsiniz. Kanalımın da yegane amacı zaten budur arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Hem beni desteklemiş olun hem de gelecek videolar için bana bir motivasyon vermiş olun arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kumbara'dan hepinize bol kazançlar ve sağlıklı bir hafta diliyorum. Haftaya görüşürüz.